Bursa'da size karşı burayı doldurmam gerekiyordu, miting alalım. Yok, gerek yok. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkan yardımcısı efendim. Başkan yardımcısınız. Evet. İyisiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Öyle mi? Sağ ol. Teşekkür ederim. Efendim, Anadolu'nun bağrında getirilen açıları çaldık efendim. Belediye. Coğrafyamızın bütün beklentileri olan ve son tel olan Türkiye'mizi korusun. Büyük hedeflerimizi gerçekleşmesini lütfeylesin. Büyük hedeflerimizi. Daha bir 4 büyük hedef var. 2023, 2053, 2071, bir de onu bilemezsiniz, onun mücidi benim, 2099. Devlet-i Ali Osman'ın kuruluşunu. İnşallah, ömürler şerlatlarımız. İnşallah, bu ezanlar tam ezan vaktinde girdik. Türkiye'deki belediyelere fidan dağıtımı konusunda biz her zaman şunu talep ettik kendisine, dedi ki ya boylu fidan olsa olmaz mı? Boylu fidan konusunda ilk başlangıçta çok sayıca fidanın tavşanına verildiği bakanlığın ender ilçelerinde bir tanesidir. Ben park hastanesini ziyaret ettik. Orada hatta tavşanlar vardı. Maske var. Ben tanımaz diyorum burada bu adam ne işi var diye. Fakat tavşanlar hemen tanıdı. Nasıl tanıdın dedin. Ya dedi sen bizim hemşerimizsin. Su getirdin ya dedi. Aynen. Allah Allah dedi. Hatta iki tane tavşanlı vardı esasen. İkisi de tanıdı. Maskeden nasıl tanıyor beni? Ben de şaşırdım. Demek ki yani gerçekten çok duygulandım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekten Kütahya'mıza çok büyük önem verdi. Evet. Güzel insanlardır. Dolayısıyla buraya ne yapılsa Mustafa Bey gibi değerli başkanımız üç denen burada. Yani özellikle biz de buraya, başkanım bunları bahsetmeyeceğim ama içme suyu çok önemliydi. Biliyorsunuz içme suyu da çok büyük problemler karşılaştı. Evet. Çünkü bir takım balık çiftliği konusu başınca kadar. Şeyler vardı, bir sürü hukuki problem çıktı ama masaya bunu vurduk, konuşuruz. Tavşanlığa gelecek.